Hepinizi yapıyor ne çılgın ve manyak bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün geç kalmış olduğumuz, yaklaşık 5 günlük kadar geç kalmış olduğumuz buğday biçimine başlıyoruz Allah'ın izniyle. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Yorum yapmayı unutmayın. Yorumunuzu da hemen şuna göre dayalandırıyoruz. Siz bu sene buğday ektiniz mi? Ektiyseniz hangi çeşit ektiniz? Ne kadar verim aldınız? Yorumlarda bunu tartışırsak sevinirim. Çünkü herkes için çeşit çok önemli. Hani en iyi döken çeşit neyse biz de onu ekelim yani. Ama bölgeden bölgeye kesinlikle değişiklik gösteriyor. Atıyorum ben Karadeniz bölgesinde, hatta Anadolu'ya da yakın olarak, İç Anadolu'ya da yakın olarak da Amasya'da ekim yapıyorum. Ve Amasya Sulava'da, Oluz'da mesela farklı bir tür tutarken Sulava'da farklı bir tür tutabiliyor. Benim Sulava'da ekmiş olduğum Adagio gerçekten güzel verimlere sahip. Dökümleri güzel. Fakat ikinci sınıf bir çeşit. Hatta üçüncü sınıfa da girebilecek bir çeşit. Ekmeklik buğday olarak, un çıkarılması olarak. Hani un çıkarma şeyi çok düşük. Fiyat o yüzden bir tık düşürülüyor. Rebel'de mesela, Rebel'deyken çok var. Rebel'deden ben de dışarıdan gördüğüm kadarıyla herkes memnun. Rebel'de'nin dökümleri çok güzel. Faruk Gil olsun mesela. Bir tona yaklaşmışlar, bir ton almışlar kimi yerden. Adagio'lar 800 bir ton arası veriyor. Fakat Rebel'de 150 lira, 200 lira kadar daha pahalı. Başka bir farklılığı yok. Ekizimiz var yine. Ekizin görüntüsü falan yine çok güzeldi. Döküm 700-800 arası olacaktır diye düşünüyorum. Bir ton olmaz diye düşünüyorum da. Sonra ayrı olsun. Şimdi Adagio 7 ekarlık parçamıza girdik. 7 ton çıkarmayı düşünüyorum o tarladan. Arkamızda 2 tane ramumuzu taktık. Emin abimiz de sağ olsun ramunu verdi. Şu anda acilen köye gidiyoruz. Babam da arıyor büyük ihtimal depoda olmak üzere. Hemen ona bir dönüş yapalım. Hemen şöyle gönderelim. İki tane ramumuz, birisi 2 teker, diğeri 4 teker. 2 ramuk taktığımız zaman da böylesi daha kolay oluyor zaten. Bir de şunu söyleyeyim, bu videoda çok güzel şeyler olacak. Çünkü 8 tane ramumuz var. 8 ramuk doldurmayı hedefliyoruz. İnşallah doldururuz. Biri de tır dorsesi şimdi. Tır dorsesi. Onu almayacakmışız. O büyük kaç. 8 tane ramuk, ortalaması 80 ton gelir. Bizim de burada 2 kilo olan 85-90 dekar kadar bir kendi yerimiz var. Yani tabii ki onu doldurabileceğimizi düşünmüyorum. Üst üste bir ton almak bir mucize gibi bir şey de şu an. Ya olursa? Bazı yerler 1200 verirse. Hani bir ton vermeyecek yer var mı? Hani bir ton verecek yer de var, vermeyecek yer de var. O yüzden üst üste vermesi biraz zor diyorum. Ama 8 ramork değil de 7 ramork olabilir. Üst üste 10 ton olmaz da hani ramorklar 8'i de dolmuş olabilir. 7-8 ton alır. O şekilde olur. Mesela burası Rebel'di. Şurası Rebel'di. Hepsi birinci sınıf kırmızı buğday. İçim başlamış. 2 tur dönmüş. Biz de hemen oraya gidelim. Orada video çekmiş miydik? Orada ayağına arp ekmiştik hatırlıyorsanız arkadaşlar. Sonra üzerine ikinci ekim falan filan ektik. Güzel arpa olmadı. Hatta geçen sene 2 gün önce bugün bir tane videom var. 4 tane, 4 çuval çıkmış. 4 gübre çuvalı çıkmış arpa. Rezillik ya. Ama şu anda arpa olan yerde çok güzel buğday var, onu da söyleyeyim. Geçen sene arpa olan yer üzerine buğday ektik. Çok güzel oldu. Abi zaten sen 1 çuval ektin, 4 çuval aldın, nasıl rezillik, çarpı 4 yapmışız aslında. Bizim ramuklar nerede burada? Depoda. Onlar daha yeni boşanmaya gidiyor. Onlar da bunun peşine hedef değilsin değil mi? Hemen 8 tane ipek peşe takıyorum gidiyor. O zaman dön işini. Ve tarladan merhabalar arkadaşlar. Bu tarlayı biz 38 kilogram ektik arkadaşlar. Makineyi yeni almıştık, ekim makinesini. Hani fazla ektik, farkındayız. Ama sapı görüyorsunuz. Hani böyle bir sap yok yani. Ekizde bile hani bu arada bu şekilde sap neredeyse olmuyordu. Hani tabii ekizden fazla veremez de bu sap. Adagio'nun sapı beni şaşırttı şahsen. Sapı gerçekten çok güzel. İnşallah sonu da güzel olur. TC56. Işığı yakıyordu. Işığı kendisi yakmış.
Hedef bir ton. İnşallah bir tonu verir. Bir tonu verme sebebi de hani şu başlığı küçük görüyorsunuz, tamam mı? Ama şöyle ezdiğimiz zaman buğdayı gördünüz mü arkadaşlar? Hani çok iyi buğday var. Kilolu da bir buğday, şöyle göbekli. İnşallah sonu iyi olur ya. 4800 kilo falan alıyormuş biçerin deposu. Bir depoyu doldursun, diğer depoyu da doldurmaya yaklaşsın. Bu tarladan hedefimiz gerçekleşiyor. Ha zaten iki depo doldurursa yatın aşağı 1200 kilo. Şöyle mesela şu tarlanın ayağına gidelim hemen. Tav var ya. Çizer vurup ikinci ekim ekilecek zaten de. Bu biçerin bastığı yerler sıkıntı olacak. Ay yavrum var. Burada balyacı ne yapsın ya? Burada biraz yukarı kaldırmış. Gömülme yapıyor diye. Evet, burası arpanın yeri arkadaşlar. Arpanın yeri. Kardeşlemesi daha iyi olmuş. Diğerlerinin oranla. Tanesi daha çok diyemeyeceğim. Hani normal bir tane ama daha temiz, daha güzel duruyor buranın tanesi. Aa, bir sıkıntı var. Tüh. Nazar değdik. Hadi güya yatmış, şuna bakın ya. İçerici arkadaşlar varsa hemen yorum yapsın arkadaşlar. Biçerin ambarı şu şekilde. Hani dolmak üzere. Döndüğü yerde şu kadar. Hani 7 dekarlık bir tarla sadece burası. Yarısı biçilmedi bile. 3-4 sıra şuradan gitmiş. 2 sıra şuradan, 2 sıra oradan. 2 sıra da oradan. Hani bence bir tonu veriyor Allah'ın izniyle. Şöyle tanesini de göstereyim. Tanesi çok güzel. Altın ya, maşallah. İnşallah sonu da güzel olur. Şimdi bu işin duayeni, mühendisi, ustası bu adam. Haydar Karaca. Şimdi sizin gibi mühendisten de bu insanların öğrenmesi gerektiği çok şey var. Tamam, bu püf şey noktalara değinirseniz çok seviniriz. Buğday konusunda. Buğday konusunda. Valla çeşit denemesi çok güzel. Sizce hangisi? Şu anda iddialı Adegio muydu? Adegio. Adegio'ymuş. Ama Rebel de bence daha fazla olacak. Püf noktalar ne sizce bu buğdayda? Gübreleme konusunda olsun, bakım, ilaçtan. Bakın en büyük şeye bakın. Kaç kilo gübre? İlacına, bakımını iyi yaparsanız. Kaç kilo gübreyi öneriyorsunuz siz buğdayda? Taban olsun, üst olsun. 30-30. 30-30. Peki. Teşekkür ediyoruz. İki seferde pas ilacı atarsanız bu işi. Pas ilacı en önemlisi zaten bu işin. Yani. Pas ilacı atmadan buğday kolay alamazsınız arkadaşlar. Aynen. Çinkonuzu da atın. Geliştirmenizi yapın. Ömer Ömer içeri deposuna bakın. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Aynen. Arkadaşlar depoyu yanlış söylediysem düzeltelim. 3800 kilo alıyormuş. Şu anda ağzıyla bir dolmamıştı. 3,5 ton falan var. İkinci depoyu da dökerse bir tonu alıyoruz. Şu anda 500 kilo aldık. Tane kalınlığı çok güzel. İnşallah sonu da güzel olur. Motor az bir şey ileri çekseymiş daha güzel olabilirmiş. Bizim ramork işi de iptal oldu. Doluymuş hepsi. Kamyona dökeceğiz. Ay yavrum vay, eskilerden kim kaldı be? Yağışlardan sonra tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu anda 20 dekarlık tarlamıza girdik. 20 dekarlık tarlamızı biçtik. Yaklaşık 2 günde mola verdik. 1,5 gün diyelim.
O gün biçim yaptığımız gün akşamına yağmur yağdı. Ondan sonra dün yani biçim yapılmadı zaten. Öğleden sonra yapılabilirdi. İçerci de geç oldu diye gelmek istemedi. Şu anda 20 dekarlık tarlamıza girmiş bulunmaktayız. Buradan beklentim benim 800 kilo civarı. 7 dekarlık tarlamıza da kantara girdik. 7 ton 200 kilo çıktı. Bir tonu da geçmiş yani. Kamyoncu Cemil emmimiz yolunu gayet güzel yaptık. Hani amatör olduğu için biraz o yüzden buraları falan genişlettik. Hani bura full çukurdu. Şu karşıyı gittim buraya yığdım. Bakalım girebilecek mi? Çetin Kayalar'a da buradan bu kamyonu verdiği için teşekkür ediyoruz. O da orada bir kamyoncu klasiği. Üstünü değiştiriyor. Gitti geldi. Bir daha giderse yarı yolda dolarmış falan. O yüzden burada kendine boşaltma alanı açtı. Şu an üstünde 2700 kilo falan var. Onu da söyleyeyim. Hani tam depo değil şu anda. Ada giyiyor yine tohumumuz. Onu söyleyeyim. Ada giyiyonun sapı ekiz kadar fazla değil tabii ki. Yaklaşık bir 20-22 balyalık bir sapı var. Toprağımız kuru. Yağışları alsak da. Gerçi çamur ya. Altı çamur. Buraya ikinci ekim ekeceğiz arkadaşlar. Ayçiçeği ekmeği düşünüyoruz. Çizer ve dikey freziyle hazırlayıp üzerine ekimini yapacağız. Hemen şöyle bir tane sapımızı aldık. Şöyle eledik. Çıkan tanemiz de burada arkadaşlar. 24-25 kilogram üzerinden ekmiştik. Görüyorsunuz. Boşluk yok. Hani bizim avantajlarımızdan birisi de toprak elverişli olduğu için gübre bakımından olsun, bakım üzerinden olsun, ilaçlama, sulama olsun. Her şeyi üst seviyede yaptığımız için tohum fazla da olsa kendini büyütebiliyor. Hani atıyorum ben şu kadar tane atıyorum ben 30 tane tane çıkardım bir saptan. Siz 20 kilo ekmişsinizdir. Ben 30 kilo ekmişimdir. Arasında illaki fark olacak. Tohum tane yapıyor yani. Hadi bismillah. Dümdüz gel, dümdüz, dümdüz gel. Gel, 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 gel. Gır gel. Topla gel, topla gel. Vallahi 50 yıllık kamyoncu gibi gidiyor. Hiçbir kamyoncuyu da buraya indiremezdik zaten. Kaç senelik kamyoncu ya? Vallahi iyi indi. Yolu yapan da yapmış ya. Bir ton mu kral? 1200 falan olabilir diye düşünüyorum ya. Hay yavrum bay maşallah. Adam sulu gübresinden ilacına atmış. Hiçbir şeyini eksik etmemiş. Suyunu Aman vermiş. Gübresini fazla vermiş. Toprak suyunu vermiş. Kara yaprak da suyunu vermiş. Kurban olduğum Allah da vermiş burada. Görüyorum. Allah'a şükür. Çalacağım diyordu Seko. Görüyor musun? Verdik. Tozumayı da yaptı Allah'tan. En azından nemli değil. Hafif nem vardı ilk piştiğimizde de. Şu anda nem yok gibi duruyor. Kamyon 22, 23, 24 ton arası alıyor arkadaşlar. Rengi falan da çok güzel. Allah utandırmasın. Düşünsenize buradan bu kamyonu dolduruyormuşuz. 20 dönümden 23 ton. Doldurmasına gerek yok. Silme şeklinde falan da olsa hani 20 ton olsa çok iyi olur ya. Maşallah.
Allah utandırmasın. İkinci depoyu boşaltıyor arkadaşlar. Gidiyor geliyor boşaltıyor. Gidiyor geliyor boşaltıyor. İnşallah iyi olur ya. Tozması falan çok güzel. Rengi çok güzel. Onu söyleyeyim. Yine bir bölge rekoru kırıyoruz sanırım. Bu da güzel bir video olur yani. Hemen daha neyi elimize alalım bakalım. Siyahlığımız falan var mı? Siyahlık olanı almıyorlarmış çünkü. Süne yiyormuş. Süne yiyince de siyahlık yapıyormuş. O da un elde etme oranı çok düşük oluyormuş falan filan. Bu kamyon böyle daha çok şey alır. Depo alır. Ay yavrum ay maşallah maşallah. Bu tarla değil de diğer tarlada TC56 yanar sanırım. Manyak bir sap var, 30 balyanın üstüne çıkar. Daha ne için konuşmuyorum ama sap çok manyak. İnşallah o tarlada da videoya devam ederiz. Siz de görmüş olursunuz. Çünkü ekiz orası. Ekizi de biliyorsunuz yani sap yapıyor. Manyak gibi sap yapıyor. Biz buraya nasıl ineceğiz ya? Yaşlandım ben, inemem ki. Toprak. Tamam. Hemen bir nem ölçer. Nem düşük arkadaşlar. Nem bayağı düşük, onu söyleyeyim öncelikle. Ondan sonra tanesine şöyle bakıyorum. Yemlik falan değil. Gayet güzel taneyi iritmiş. Mesela diğer tarlanın tanesinden daha iri burası. 7 dekarlık tarlanın tanesinden. Çünkü burası daha seyrek olduğu için. Burası 25 kilograma ekili. Orası 30-35 kilograma ekiliydi. Neredeyse 40'a gelecekti. Makineyi yeni deniyorduk söylediğim gibi. O yüzden taneyi çok büyütememiş. Ama o tarla bir tonu verdi yani, onu söyleyeyim. Bu tarla taneyi büyütmüş. O sayede biraz verim yapmış. Hani babam bile başına geçince bu nasıl bir ton veriyor diyor. Hani sap belli, şey belli. Ama döküm var ya. Hani geliyor. Cinsten adegiyor. Hani belki fiyatı 7450 lira şu anda buranın piyasası. 7450'den değil de 7350'den, 7300'den gider ama dökümü var yani. En azından 700 kilo değil. 600 kilo değil de bir ton döküyor. 900 kilo döküyor. Adegü ekilir mi? Ekilir bence. Adegüo'dan da bu video için sponsorluk bekliyorum. İzleyenler varsa teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi o neredeyse dolmak üzere. Yaklaşık bir alsa 5 ton almaz. 17-18 ton arası bir mal çıktı 20 dekar yerden. Onu söyleyeyim. Kamyon şu anda doldu. Periz çöplüğüne doğru ilerlemekte. O çöplükten bunu da yükleyeceğiz. Burada da yaklaşık 4-5 ton kadar bir yük var. Ondan sonra onu alacağız, gideceğiz satmaya. Cemil emmim götürecek. Oradan diğer tarlalar biçime girecek. Şimdi bizim amacımız kamyonu doldurup göndermek. Kamyon da zaten öbür tarlaya giremediği için orayı ramukla çekeceğiz. Şimdi belediyenin çöpleri büyük kamyona doldurduğu yer var. Direkt kamyonu altına yanaştırıyoruz. Üstten dorseyi dökebiliyoruz. O rahat oluyor, güzel oluyor. Şimdi buramı da oraya dökeceğiz. Bu 7 dekardan çıkan 2 ramuk vardı. Diğeri yarım. O yarıma hiç dokunmadık. Zaten almaya da bilirdi. Alsa da gerek yok. Tam doldurup götürelim. 7 dekarın da yolunu yaptım burayı. Balyacı girecek olsa da, balya çıkacak olsa da rahatça çıkar. Şurayı kapattık. Geldik de arkadaşlar. Aslında dökme yerimiz gayet güzel. Ama buraya çöp kamyonunu getirmişler. Bu büyük çöp kamyonunu.
Bizim kamyon da geldi ha. Hani az bir şey ileri alsaydı şuradan atılıp olabilirdi ama buraya da kamyon geri geri gelse belki olabilir. Ya da şu kenardan dökülecekti, oradan da duvarın dibinden döküm olabilir. Vay, burada şey varmış. Karıklı sistemle sulama varmış. Görmedim ki onu. İyiymiş la bu. Bu tarlanın buradan oraya gitmesi de. Asıl boşluk zaten arkasında var aslında ya. Bu iş iyi oldu ya. Ben atlayayım. Harbi atladı. Adam Allah atladı işte. Ben de atlayayım. İşte şampiyonların şampiyonu, ekize giriş yapıyoruz arkadaşlar. Yolu bayağı bir kötüydü. Bu yapılmış hali. Hani ben bayağı bir uğraştım bura için. Yoksa çok daha kötüydü. En azından şu teker gömülmedi yani. Buraya da yapacak bir şeyimiz yok. Allah utandırmasın.
Arkadaşlar ekiz buğdayımızı biçmeye başladık. Allah'a şükür verimler gayet güzel. Böyle depoyu da göstereyim. Gördüğünüz kadar göremiyorsunuz. Hafif bir nem var altında yağmurlardan dolayı. İçeride hafif gömülmeler falan yapıyor ama operatörümüz Allah razı olsun elinden geldiğince biçimi yapıyor. Abi biçer hakkında biraz bilgi verir misin? Ve bu seneki hasatlar hakkında. Bu seneki en iyi verime sahip olan arazide çalışmaktayım şu anda. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Ekara 1200-1300 kilogram buğday almaktayız. İçerimiz 2004 TC'li aldı. Biçime devam ediyoruz. Allah herkesin işini gücünü nasip etsin. Allah razı olsun. Biçer, vazır, vazır biçiyor valla. Şu görüntü gerçekten çok güzel bir görüntü. Allah kimsenin emeğini karşılıksız bırakmasın arkadaşlar. Şöyle dışarıdan da vereyim. Çok güzel ya. Sapı falan olsun 10 numara. Muhtalif amca da geldi. Tohum almaya. Biçercimiz tabandan biçiyor. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Hafif nem de var, çamur da var. Ama ben biçmem demiyor, Allah razı olsun. Kamyonda satış yapılmış arkadaşlar. Kamyonda yolda geliyor. Muhtalif amca geldi arkadaşlar. Tohumlu buğday almaya. Bakalım Özcan Doğan eski şoförlerden. Durma! Daha neye duruyorsun ya? Ay yavrum. Motor burada ya muhtarım. Ya, muhtarım. Motor burada ya. Tamam mı? Tamam. Video tamam. Arkadaşlar şimdi Muhtelif amca tohumlu kalmıştı da çıkartırken Ramık gömürdü, sulaşmıştı buradan. Amin bir önceki videonunda gördüğünüz gibi. Halatı taktık 4 kat. O şimdi ben onunla şeklini doladım. Koptu. Şimdi zincirle halatı birlikte takacaklar. Ramuk da arkası gömüldü zaten şasiye kadar. Zincir koptu. Arkadaşlar şimdi son bir depo kaldı. Şimdi 8 ton civarı yük var. Göreceğiz elini.
kaydırmazsa güzel. Arkadaşlar buğday biçim videomuzun son videosuna gelmiş bulunmaktayız. TR umarım bunu devirmeden çıkarır. Hani çamurdan gitmezse devrilir. Çamurdan giderse batma tehlikesi var en fazla. 54-57 önde takar gideriz. Ama devrilirse bu iş sıkıntı. Şu çamura girecek bir teker. Diğer teker de şuradaki çamurdan en azından kendini ortalamış olacak. Şimdi buradan bir tekeri kuruya alıp diğer tekeri gömersek sıkıntı. Bence de içinden gelsin. Hadi bismillah. Kaç! Özgür! Daha gider o ya. Gider. Yok gömmedi ya. Gitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.